İslam dinini sizler için bilip koyuşunuzu koklardım, bilgenlerge tekrar bulsun. Bir işte maksadı vardı, bunu maqasid İslam deydi. İslam'ın maksatları. Bir işte degenimizde bu iman, namaz, razı, zekat emez. Bu bizim ibadetimiz, bu bizim burcumuz Allah'ın aldı. Lekin İslam dinini bir işte âli maksadı var, yani bir işte prinsipi var. Bir işte. Nimadan ibaret dese, buna o şey, bir neçe yıllardan beri İslam ulamaları, faylasuflar, İslam faylasufları, o şey İmam Gazali'den beri şunu takitlep geldiler. Bir işte âli maksadının birincisi, insanların hayatını muhafaza kılış. İkincisi, insanların aklını muhafaza kılış. Üçüncüsü, insanların neslini muhafaza kılış. Törtüncüsü, insanların mal mülkünü muhafaza kılış. Beşincisi, insanların dinini muhafaza kılış. Mana şu bir işte maksat sarı intilamız biz Müslümanlar. Biz ne aldığımız gibi mana şu maksatını Allah koydu. İnsanların hayatını muhafaza kılasan, insanların aklını muhafaza kılasan, neslini muhafaza kılasan, mal mülkünü, dinini. Kandı kılı muhafaza kıladı. Hayatını muhafaza kılış bu hamamız gibi anık. Demek insanda hayatıya tasır kıladığın narsa var ki bunu aldığını alamız ve bunu alga sürgenlerle karşı çıkamız. O kanaka gaya, kim tamamen bozsun, hak o dindi namadan gapırsın, hak özünü siyasi karşıdan gapırsın, hak başka narsasından gapırsın, eğer şu bir işte maksattan bittesine karşı bozsa, o İslam maksatına karşı. Kim adamlarda öldürüşe çakırıyken bolsa, kim insanlarda aklının tasarıya ruhsat beriyken bolsa, kim nasıldı büzüşke ruhsat beriyken bolsa, ya ki şerait yaratıyken bolsa, bu İslam maksadına karşı. Hamasını maksadı, bana şu Müslümanlarda şu beş maksat içige cemleniş gerek. Bugün ise biz bana şunu içide bitti narsa hakkında gaplaşmak için ki, bu insanda hayatıya tasar kıladı. İnsanda akıllıya tasar kıladı. İnsanda nesliye, hatta insanda bana malıya, kereye bozup diniye, bir şeylesiye tasar kıladı desem mübalağa bulmaydı. Bu ne mi bu? Bu giyahvatlik. Hamasiga tasar kıladı bana şu. Nega bu masalani bugün kotar yapsız muhterem domla? Axir bu yerde namazxonlar, Allah'ını tanıganlar oturup da deydigan bo'lsak, siz azizler Allah'a şükür, Allah'ını tanıgan, Allah'ını bilgen, haramda haram diyuvchi, halalını halal diyuvchi Müslümansız. Lekin atrofga bir qalaylik, yoshlarga nima bo'lyapti? Hozir o'sha giyohvandlikni yangi turlari chiqyapti. Dori tariqasida ichayotgan qancha, burniga sepadigani qancha bo'lib ketdi. Uni o'zimiz ko'chada gapirib yuribmiz. Ey qarang, hozir shunaqa bo'lib ketibdi, haligi burnini ochadiganda ichiga quyib olib ham sepib yurishibdi ekan. Bu narsaga befarq bo'lishligimiz mana shu maqsadga qarshi bo'lishimiz. U insonni hayotiga ham ta'sir qiladi. İnsonni aqliga ham ta'sir qiladi, nasab, nasliga ham ta'sir qiladi, puliga ham, moliga ham, dini, diyonatiga ham. Shuning uchun bu masala eng muhim masalalardan hisoblanadi azizlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Estaizu billah ya'muruhum bil ma'ruf va yanhahum 'anil munkar ve yuhill lahum at-tayyibat ve yuharrim 'alayhim al-khaba'ith." Sadaqallahu al-azim. Alloh aytayapti sura A'rofda, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni yaxshilikka buyuradi. Payg'ambarning vazifasi yaxshilikka buyuradi. Yomonlikdan qaytaradi, pok narsalarni halol qilib, nopok narsalarni ularga harom qiladi, ya'ni yetkazadi. Halol nima, harom nima yetkazadi. Dinimizda Alloh taolo o'sha bizga halol qilgan pokiza narsalarni berib qo'ydi. Halol, pok narsalarni iste'mol qilishligimiz kerak. Lekin bugungi kunda o'zicha shundan aytaylik, fatvo chiqarib, buning to'g'risida Qur'onda gap yo'q. Qani Qur'onda shu to'g'risida gap bormi, hadis bormi deyuvchilar ham chiqyapti ekan. O'sha ba'zi bir giyohvandlik moddalarini aytaylik, nashaga o'xshash yoki kunoriga o'xshash, bu giyohda bu, nima bo'pti deganlari ham bo'lyapti. Ming afsus. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, sahobalardan rivoyat qilinadi, Imom Abu Dovudda keladi. Naha Rasulullohi sollallohu alayhi vasallam an kulli muskirin va muftirin.
Ummu Salama radıyallahu anha onamız rivayet kıladı bunu. Yani Resulümüz aleyhissalatu vesselam her kandı maskılıcı ve bedenini boşaştırıcı narsalardan kaytardılar. İstimaldan kaytardılar, nahi kıldılar. Her kandı maskılıcı ve bedenini boşaştırıcı. Maskılmasından şunçaki içkende bedenini boşaştırıp rahatlanadık onu yem haram kılındı. Şu madde arkalı. Hazır ayıtıp ötkenimdik. Hazır yaşlarımızı aytaylik mashnaqa bir maxsus dorilar. O'zi aslida bu dorilar psixotrop dorilar. O'sha ruhiy xastalar uchun chiqqan. Ularga yordam qilinishlik uchun o'ylab chiqarilgan. O'sha tramadol deydi, lirika deydi va hokazolar. Endi o'shini ichib, shundan mas bo'lib, shundan kayf qilib yurgan bolalar ko'payib ketdi. Uni mana shu mavzuda gapirishlikdan oldin ancha ma'lumot qidirib ko'rdim. Juda qo'rqinchli ekan. O'sha mana shu aynan shu dorilarni ichgan yigitlarda oxiri shu darajada vasvas, ya'ni gallyutsinatsiya bo'lar ekanki, oxiri yo o'zini yo birovni o'ldirishgacha borar ekan. Shunaqa darajada yomon insoniylikdan chiqarib yuborar ekan. Lekin afsuski, mana shu narsani bugun iste'mol qilayotganlar bor. Ming afsus shu o'zimizni ichimizda, atrofimizda. Endi biz uni ko'rib turib ko'rmaganga olishligimiz ham o'zi aslida gunoh azizlar. Buni biz mana gapiryapmiz, sizlar ham buni gapirib, birgalashib harakat qilishimiz kerak, chunki bu yurt bizniki, avlod hammamizniki. Qaysi yurtda amri ma'ruf nahyi munkar yo'qolib qolsa, o'sha hammamiz gunohkor bo'lamiz. Amri ma'ruf degani odamlarni yaxshilikka, ezgulikka, savobga chaqirish, nahyi munkar gunohdan qaytarish. Bu hammamiz burchimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yana bir hadislarda kulli muskirin xomrun va kulli muskirin haromun degan ekanlar. Ibn Umar, Hazrat Umar o'g'illari tomonidan rivoyat qilinadi. Ya'ni har bir mast qiluvchi xamirdir va mast qiluvchi har qanday xamir bu haromdir. Qur'onda xamir deb kelganda, xamir degani o'sha mast qiluvchi narsa o'zi aslida. Shuni aytadilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam har qanday mast qiluvchi narsa xamir deydi. Mana shu xamir harom. U qanaqa ko'rinishda bo'lsin. Uni nomi boshqacha bo'lsin, uni iste'moli boshqacha bo'lsin, lekin baribir harom. U insonning aqlini ham oladi, insonning insoniyligidan chiqarib yuboradi. Eng qizig'ini aytsam, mas bo'lib olib, xohlang giyohvandlikdan mas bo'ladimi yoki boshqa aroqdan mas bo'ladimi? Xotinini taloq qilib olib bizga kelib shuni o'rtiga qo'yapti. Uyalmasdan aytadiki, "A domla, men mast edim-da. Nima qilaylik? Mukofot beraylikmi? Nima deyishimiz kerak? Ey, yaxshi ham mas ekansiz, deyishimiz kerak." Men hayronman, aytaman, "Bo'pti, mas bo'lgan bo'lsangiz taloq tushadi. Mastikim, ha men mast edim-u. Endi siz mast ekansiz deb turib, sizga ruxsat bersak, mas bo'lmagan odamdiki o'tadi desek, mantiqsizlik emasmi? Unda sizga mukofot bergan bo'lib qoladi" deyman. Qayerdan topyapti bu gapni? Hech qayerda bunaqa gap yo'q. Masti ham tushadi taloq. Maslik rostlik deydi o'zi xalqimizda. Shu aslida shun paytda ko'p rost gapirib yuboradi. Juda o'tib ketgandan keyin aqldan ketadi. Ana o'shuning uchun bugungi kunda biz yoshlarimizni, ayniqsa bolalarimizni kelajagini o'ylaganimizda shuni juda ham ehtiyotini qilib ularni mana shunday holatlarga tushib qolishlikdan saqlashimiz kerak. Har qanday kayf qiluvchi, har qanday mast qiluvchi narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Eng yomoni o'zini o'zi joniga qasd qilyapti-da, u oxir o'lim bilan tugayapti. Qancha odamlar shu yosh bolalari, aytaylik, ota-ona bexabar o'sha giyohvandlikka o'tirib olgan, oxiri uni miqdorini oshirib yuborishligi natijasida o'layotgani bor. O'zingizlar guvohsizlar buni, juda ko'pchilik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "La'nul mu'mini ka qatlihi va man qatala nafsahu bi shay'in fi dunya u'zziba bihi yawmal qiyamah." Mu'minlar haqida gapirib payg'ambarimiz alayhisolam, mu'minni la'natlash uni o'ldirishga o'xshaydi deb gap boshladilar. Bir mu'minni la'natlashingiz uni o'ldirishga o'xshaydi deb orqasidan aytdilarki, dunyoda kim o'zini biror narsa bilan o'ldirsa,
Kıyamette oşu narsa bilen azaplanadı. Özünü öldürüş degen de biz fakat özünü canıge kas kılış, ayteylik, suicid kılışlık da özünü düşünmesliğimiz gerekti. Bana şu giyahmatlık bilenim özünü öldürü yaptı. Uyam özünü öldürgenge kiredi. Kıyamette bana şu halette azaplanadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayteyip diler.